Herkese merhaba. Koronavirüse karşı bu aralar mutlaka bol bol tüketilmesi gereken yiyeceklerden bahsedeceğim bu videoda. Hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Yani çinkonun koronavirüse karşı ne kadar önemli olduğunu bu videoda anlamış olacaksınız ve ona göre bundan sonra beslenmeye başlayacaksınız arkadaşlar. İnsan vücudunda birçok önemli fonksiyonda rol oynuyor çinko elementi. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik bir element bu. Başta COVID-19 yani yeni nesil koronavirüs olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyorlar. Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 mg, erkekler içinse 11 mg olduğu belirtiliyor. Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte bu süreçte çok işinize yarayacak o besinler, çinko zengini besinleri sıralamaya başlayalım. En zengin çinko kaynaklarından biri kakao. Kakaonun bir yemek kaşığında 1,9 mg çinko bulunuyor. İçinde kakao bulunan gıdaları tüketebilirsiniz. Ve bir diğer besine geçelim. Hastalara tavuk suyuna çorba içirilmesi tesadüf değil. Zira pişmiş tavuğun 100 gramı 1 mg çinko içeriyor. O halde kış sofrasına çok uygun, sağlıklı, lezzetli bir tavuk yemeği iyi bir seçenek olabilir. Ispanak çinko zengini sebzelerin başında geliyor. 150 gram ıspanak 1,4 mg çinko içeriyor. Çiğ ya da pişmiş halde tüketmek sizin tercihiniz. Ispanakla yapılabilecek bir sürü tarif var. Onlardan birisini tercih edebilirsiniz. Kefir ve yoğurt da çinko açısından oldukça zengin gıdalar. Bu süt ürünlerinin 170 gramında 1,4 mg çinko var. Mesela güzel muzlu bir kefir, doğal olarak evde yapılmış muzlu bir kefir çocuklar tarafından da eminim çok sevilecektir. Kefir tüketmeyenler için de yoğurtlu gıdalar yemek mümkün. Mesela içine ceviz katılabilir ya da sebze katılabilir. Bu tip yoğurtlu besinler çok işe yarayacaktır. Nohut mutfağımızda geçmişten bugüne önemli yer tutan bir bakliyat. 150 gramında 2,5 mg çinko var nohudun. Ve çok farklı şekillerde nohudu hazırlayabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Mesela nohut piyazı bunlardan biri. Siyah pirinç ya da yabani pirinç olarak bilinen bu tahılın bir kasesinde 4,4 mg çinko var. Peki siyah pirinci nasıl tüketeceğiz derseniz güzel bir salatayla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ceviz de önemli bir çinko kaynağı. 28 gram cevizde 1,3 mg çinko var. Cevizi tek başına ara öğün olarak tüketebileceğiniz gibi başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Tavuğu da sürece dahil edip nefis bir Çerkez tavuğu mesela yiyebilirsiniz. Vejetaryenlerin favori protein kaynaklarından yer fıstığı kavrulduğunda aynı zamanda önemli bir çinko deposu haline geliyor. 28 gram yer fıstığında 0,9 mg çinko var. Yengeç, ıstakoz, istiridye gibi deniz ürünleri de çinko açısından oldukça zengin. İstiridyenin 85 gramında 14,1 mg, yengecin 85 gramında 6,5 mg, ıstakozun 85 gramında ise 3,4 mg çinko bulunuyor. Türkiye'de pek fazla tüketilmese de deniz ürünleri meraklıları bunlardan yapılmış salataları yiyebilirler. Dana eti de zengin bir çinko kaynağı. 85 gram dana etinde 7 mg çinko bulunuyor. Dana yanağı hem ekonomik hem de çok lezzetli bir seçenek olabilir. Bir başka çinko kaynağı kekikle birlikte bir arada çok da yakışırlar. Bezelye, Anadolu'nun en eski gıdalarından biri ve sofralardan kesinlikle eksik edilmemeli. Üstelik bir kase pişmiş bezelye 1,2 mg çinko içeriyor. Dana eti ile birlikte kullandığınızda bezelye yemeğini bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Dana ciğerinde de bol miktarda çinko var. 100 gram ciğer yerseniz vücudunuza 4 mg çinko giriyor. Şişte pişireceğiniz ciğer lezzetiyle de ilaç gibi gelir. Mantar da günlük beslenmenize kolaylıkla dahil edebileceğiniz çinko kaynaklarından biri. 100 gram mantardaki çinko miktarı türüne göre 7,66 mg'a kadar çıkabiliyor. Biraz peynirle birlikte fırınlayın ve onu bir süre orada unutun. Ardından afiyet olsun. Brokoli de çinko kaynağı olarak tüketebilirsiniz. Çiğ brokolinin 100 gramında 0,77 mg, pişmiş brokolinin 100 gramında ise 0,54 mg çinko var.
Sarımsağın çinko miktarı ise 100 gramda 2,99 mg'a kadar çıkabiliyor. Sarımsağı mümkünse çiğ tüketmeye çalışın. Ayrıca çiğ kabak çekirdeğini bu aralar bol bol çıtlatmanızı tavsiye ediyorum. Zira 150 gram kabak çekirdeğindeki çinko miktarı tam 6,6 mg. İşte koronavirüse karşı önlem olarak tüketebileceğimiz çinko zengini besinlerin başlıcaları böyle. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bilgilendirici böyle önemli videolarda yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.